Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında tüme varıp 3 testlerindeki test 2'nin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Şekil 1'de O merkezli yarıçapı çapı 7 birim olan kağıt ok yönlerinde katlandığında çember yayları E noktasında teğet olup şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. Arkadaşlar AB ile C'de birbirine paralel verilmiş bu arada. Şu paralelde kullanacağız büyük ihtimalle. Şuraya da 8 kökü vermişler. Öncelikle çemberi şöyle bir açalım mı arkadaşlar? Açalım. Şuradaki çemberi de şöyle bir açalım mı? Açalım. Şimdi gençler burada merkez varsa, kiriş varsa çek, dik yapsak. Çek, dik yapsak. Hocam burada da merkez, kiriş. Çek, dik yapsak. Bundan buradan geçtiğini ispatlamama gerek yok. E, geçmese de olur. Hiç fark etmez. Belki işimize yarayacak. İşimize yarayacaksa eğer ispatlarım biraz sonra. Dur bakalım. Şurada çizdiğimiz zaman burası 4 köküç. 4 köküç oldu mu? Oldu. Bize bunun yarı kaç vermiş arkadaşlar? Yarıçapı 7. O zaman en etkili silahımız yarıçap. çap. Al sana yarıçap. Yarıçapı çizdik. Yarı çapı çizince yarıçap 7 ise hocam şuraya A dersek. A kare artı 4 köküçün karesi eşittir. 7'nin karesi mi olacak arkadaşlar? Evet. 49 bu. 48 bu. A kare eşittir. Birden A'yı kaç bulduk? 1 bulduk. Evet. A'yı 1 bulduk. Hocam ben burada katlamayı kullanmadım. E, Katlamada ne oluyordu arkadaşlar? Hop katlarken şu şekilde bu katlamasında şu şekilde üst üste binen kenarlar birbirine eşit olmayacak mı? Olacak. E hocam o zaman burası 1. Yarı çap uzunluğu da kaçtı? idi. Hmm. Hocam bunun tamamı 7 olduğundan buraya kaç kaldı? 6. E katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit olacağından burası da 5 mi oldu? Evet. E hocam bunun devamı buraya 90'dır dedik. Niye? Çünkü bunlar birbirine paralel. Bak paralelliği kullandık. E, oradan dolayı 90 yazdık. E burada da merkezden kirişedik çizimçi oldu. İki eş parçaya böldü mü? Böldü. Y'yi bulursam olay bitti mi? Bitti. Şurayı 5 buldum. E bu katlamada da arkadaşlar üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil mi? Yani şu kenarla şu kenar birbirine eşit olacak. Şuraya bir B. Şuraya da bir B dersem dememe de gerek yok. Çünkü yarıçapın 7 olduğunu biliyorum. Burası 5 ise yarı 7 ise buraya bunlar da birbirine eşit olduğundan birbirim birbirim mi kaldı? Evet. E O zaman olay bitti. En etkili silah neydi? Yarıçap. Al sana yarıçap. Yarıçap 7 ise Pisagor 7'nin karesi eşittir. 6'nın karesi artı. Y kareye mi eşit? Evet. 49 eksi 36 eşittir y kare eşit oldu yani y buradan kök 13 eşit oldu evet ama bizden x isteniyor x de buradan 2y olduğundan cevabımız da kaç olacaktır 2 kök 13 olacaktır arkadaşlar yani cevap balık esir aşağıda O merkezli iç içe iki çember ile bu iki çembere de teğet olan M merkezli çember verilmiştir O merkezli küçük çemberin yarıçapı evet şu çemberin yarıçapı O merkezli büyük çemberin yarıçapından 6 bir mazmış. E hocam o zaman ben bunun yarı çapına böyle R diyecek olursam büyük çemberin yarı çapından 6 birim daha azsa büyüğün yarı çapı R artı 6'dır. Hatta burada da çemberler birbirine değiyor arkadaşlar. Çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştiriyorduk. Hatta büyük merkezde de büyük çemberle de küçük, çemberle de, küçük çember birbirine teğet olduğu için yine merkezleri birleştirdiğimizde değimin noktasından gidecek. Yani bunlar doğrusal olacak. E hocam burası R. E tamamı R artı 6 ise burası da R artı 6 olacak. Yani buraya 3 birim 3 birim kaldı. Sonra devam edelim. Bakın ne demişti? O merkezli küçük çemberin yarıçapı şunu okuduk. 6 birim daha az. M merkezli çemberin yarıçapından 2 birim daha fazladır. E M merkezli çemberin yarıçapını biz 3 bulduysak o merkezli küçük çemberin yarıçapı kaç olacak o zaman arkadaşlar? 5 olacak. E buradaki bütün yarıçapları bulmuş olduk mu olduk? Buna göre boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Büyüğün alanından yani büyüğün yarıçapı kaç çıktı arkadaşlar? E, 5 3 6 5 daha 11. Şurası 11 çıktı pi 11'in karesinden neyi çıkartacağız? Pi 5'in karesi eksi pi 3'ün karesini çıkartacağız arkadaşlar. Yani 121 pi eksi 25 pi eksi 9 pi isteniyor arkadaşlar bizden. Yani 121'den 34 pi'yi çıkarttığımızdan kaç geliyor arkadaşlar? 87 pi geliyor. O zaman cevabımız böylelikle edremit oldu. Yukarıdaki verilere göre BCX kaç santimetredir diye soruluyor. Hocam açı ortaylık var. Açı ortaylık var ama kollar oranı, tabanlar oranı falan filan yok. E ne yapacağız? 90'lara yoğunlaşacağız. 90'lar 2 ya 2'den fazlaysa ne yapıyorduk? Alfa beta'ya dalıyorduk. Hocam şuradan bir başlayalım isterseniz. Bir alfa alfa dersek. Alfa 90'sa burası beta Hocam alfa 90'sa burası da ne oldu? Beta oldu. A ters açıdan burası da beta. Ne çıktı arkadaşlar burada? Beta olduğundan dolayı betaya beta ikiz kenar oldu. Yani burası da 10 oldu. E şimdi ne yapacağız? Bak şimdi çıktı bir şeyler ortaya. Arkadaşım şuraya bakacak olursanız ne var burada? Hocam bu üçgende açıortaylık var demiştik. Kollar ya da tabanlar oranı yoktu en başta. Şimdi oldu mu? Oldu. Bak tabanlardaki oran 6 bölü 10. Hocam tabandaki oran 6 bölü 10 ise koldaki oran da 6 bölü 10'a eşittir. Yani 6 bölü 10 nedir? 3 bölü 5'tir. Burası 3K ise burası nedir? 5K'dır. E burada artık bir pisagor bağıntısı yakışır. Hocam Pisagor yapmaktansa 3K var 5K var. O zaman burası ne olacak? 4K olacak. Yani 4K eşittir 16 mı arkadaşlar? Evet. Buradan K'yı kaç buluruz? 4 buluruz. Bizden ne isteniyor? X yani 5K isteniyor. K yerine 4 yazarsak 5 kere 4 20 yapar cevabımız. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı Akçay oldu. Aşağıdaki şekilde O merkezli büyük çemberin içerisine çembere ve O noktasına teğet olan hem çembere hem de O noktasına teğet olan 4 çember daha çiziliyor. Arkadaşlar böyle çemberler birbirine teğet olmuş. Çemberler birbirine teğet olunca ne yapıyorduk? Anahtar kelimelerimizden biriydi. Merkezleri birleştiriyorduk. Çemberlerin merkezleri burası olsun. İlk işimiz buradaki çemberlerin merkezlerini birleştirmek olmalı bence arkadaşlar. Hadi bakalım merkezleri birleştir tam değme noktasına gidiyor birleştir DM noktasına birleştir değme noktasına birleştir değme noktasına gideceğini daha öncesinden hep biliyorduk zaten. Evet o zaman bunların çemberin merkezi arkadaşlar şunun yarıçapına çapına RR dersen büyüğün yarı çapına oldu 2R. Hocam bu da 2R yani burası da RR oldu. Hocam burası da 2R yani burası da RR. Burası da RR oldu mu arkadaşlar oldu. Yani bunlar eş daireler oldu mu oldu. Peki devam edelim soruya. Burada mor ve Mavi bölgelerin alanları toplamı 16 pi eksi 32 birim kare olarak verilmiş. Hmm. Hocam mor ile mavinin toplamı ayrı gayri yerlerdeki alanlar toplamı istenince ne yapıyorduk? Böyle alanları yan yana getirmeye çalışıyorduk. E o alanları yan yana nasıl getirebiliriz? Şimdi biz şunu biliyoruz. Alan taşıma yaparak hani yan yana getirmek demek alan taşımak demek. Alan taşımayı nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Alan taşımanın mantığı neydi? Eşit girişlerin ayırtları alanlar ne oluyordu arkadaşlar? Birbirine eşit oluyordu. Yani bu alanı alıp buraya getirebiliyorduk. O yüzden ben buradaki morları bunun yanına getireceğim. Ama burada daire parçası değil burası. Bunun içinde bir daire parçası oluşturmak zorundayız sanki. E burada bu daire parçasını, bu daire parçasını ve bu daire parçalarını oluşturacak olursam. Mecbur taşıma yapmak zorundayım. Evet sıkıntılı bir soruymuş gibi gözüküyor ama bunu da bilmek lazım arkadaşlar. E ben bunu bu mavinin yanına getireceğim. E bu mavinin yanına nasıl gelir? Hocam şu parçayı oluşturursam. E bunların eşit işte olduğunu bilmiyoruz. Olsun. Şimdilik yana getirmeye çalışacağız. Ya yana getirmeye çalışacağız. Eşit olduğunu da ispatlarız biraz sonra. Aynı şekilde şunu da e, buradakini de bunun yanına getireceğim. E bunu da çizelim o zaman. E hocam burada bir diğerlerini de aynı şekilde çizecek olursak şöyle Şöyle amaç mavinin yanına getirmek arkadaşlar onun için bu hamleyi yapıyorum. Hadi bakalım burada işlemlerimizi yapalım. Hocam çapı gören çevre açı 90 derece mi? Evet burası da 90 çapı gören çevre açı. Hocam bu da çapı gören çapı gören. Hocam bu da çapı gören çapı gören. Hocam bu da çapı gören çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan bakın çapı görüyor çevre açı 90 derece. Ya da burada çapı görüyor 90 dereceleri yazdık. E hocam? Burası da 90 burası da 90 olduğunda 180. Bu doğrusal. Aynı şekilde bu da doğrusal. Bu da doğrusal bu da doğrusal. Şurası bir dörtgen yaptı arkadaşlar. Bu, bu arada o noktasında da teğet diyordu. Merkez teğet çektikten burası da 90 mı? Aynen. Merkez teğet çektikten burası da 90. E burası da 90. E burası da 90 oldu mu arkadaşlar? Oldu. E şimdi ne oldu o zaman arkadaşlar? Şu da x kenar. X kenar dik üçgen. Açılarımız 45'er derece oldu. Bazılarını hissederek direkt hocam zaten kare olduğu belli diyebilirsiniz ama bunun da ispatı bu şekilde arkadaşlar. Kafanızda soru işareti kalmasın diye o yüzden bu kadar detaylı anlatıyorum. Bakın ikiz kenar dik üçgen 45 45. Burası da 45 45 45 45. Bu bir dörtgendir. E hocam buraların hepsi 90'ar derece oldu. O zaman bu ne oldu arkadaşlar? Bir dik dörtgen oldu. Hatta bu bir karedir. 2R, 2R, 2 kök 2R. Bak 2R, 2R, 2 kök 2R olduğundan dolayı bu bir kare oldu. Hatta 45, 90 ise burası da 45. Yani şu parçayla şu parça eşit oldu. Hatta burası da 45 90 ise burası da 45 hatta burası da eşit oldu. Aynı hamlelerden dolayı şu eşitlerin hepsini yazabiliriz. Eşitler yazıldığından dolayı artık alan taşıması yapabiliriz. Çünkü eşit kirişlerin ayırtılığı alanlar birbirine eşit. Hocam buraya A alan dersem çift çizdeki alan. E buradaki çift çizdeki alan da A'dır. E şurası da A olur mu? Çünkü eş dairelerde de eşit kirişlerin ayırtılığı alanlar birbirine eşitti. Yani şuradaki çift çizdeki kirişin ayırtılığı alanlar A. O zaman her birinde A'ları yazalım mı arkadaşlar? Yazalım. A A A A A yazdık. E hocam burası da çift çizginin ayırdığı alan. Burası da A. Burası da A. Burası da A. Burası da A. E, burası da A. Burası da A. Burası da A oldu mu? Oldu. Hocam bu mavi alana B dersem. Hocam buradaki mavi alan da B'dir. Niye? Çünkü bakın. E, şu çeyrek daire alanı. Üçgen artı 2 artı B ise. Burası da üçgen artı 2A artı B olmalı. O yüzden burası da B oldu. Burası da B oldu. Burası da B oldu. Şimdi dikkat. Mor ve mavi boyalı bölgelerin alanları toplamı. Mor 2A artı B'den 2A artı B'den 2A artı B 2A artı B 2A artı B 2A artı B. Mor ve mavi boyalı bölgenin alanının toplamı ne yaptı? 2A artı B'den 4 tane var. Yani 8A artı 4B yaptı arkadaşlar. E hocam mor ve mavi boyalı bölgelerin alanları toplamı ne yaptı? Direkt şeyden gidebiliriz aslında. Dikkat edin 8A artı 8B. Hocam burası 2A artı B'den bakın 2A artı B değil miydi mor ve mavi boyalı bölgelerin alan toplamı? Bak burası da aynı. Bak burası da aynı. Bak burası da aynı. Yani ne yaptı arkadaşlar? Şu dairenindeki karenin dışındaki yerler oldu. O da kaç verilmiş? Bu verilmiş. E o zaman ben dairenin alanından karenin alanı çıkartırsam Mor ve mavi boyalı bölgenin alanını bulur muyum? Bulurum. O zaman şeyi çıkartalım. E, yarı çapı. Büyüğün yarı çapı nedir arkadaşlar? 2R. Pi 2R'nin karesi. Pi 2R'nin karesi. Dairenin alanından neyi çıkartacağım? Karenin alanı çıkartacağım. Pi 2R'nin karesi. Eksi. E, karenin alanı nedir arkadaşlar? Şurası. E, şu köşegenler çarpımından da gidebiliriz aslında ama Direkt 2r 2r ise burası da 2 kök 2R mi yaptı arkadaşlar? Evet, 2 kök r'nin karesi yaptı. İşte bu neye eşitmiş arkadaşlar? 16 pi eksi 32. Ye. Evet, 16 pi eksi 32'ye eşitmiş. O zaman buradan 4 pi r kare eksi 8 r kare eşittir 16 pi eksi 32 olduğundan dolayı buradan 4 4 parantezine aldığımız zaman Buradan 4 parantezin aldığımızdan, 4 parantezin aldığımız zaman denklemde pi r kare eksi 2 r kare eşittir. 4 parantezin aldığımızdan 4 pi eksi 8 yaptı arkadaşlar. 4'ler gitti. O zaman pi r kare eksi 2 r kare 4 pi eksi 8 olduğundan dolayı o zaman r kaç oluyor arkadaşlar? Sanırım r 2 oluyor. Evet r yerine 2 yazarsam 4 pi eksi 8 yapıyor mu? Yapıyor. R'yi buradan böylelikle 2 bulduk. E arkadaşlar. Turuncu bölgenin alanı soruluyor bize. Turuncu bölgenin alanı da tüm dairenin alanından neyi çıkartacağım? Mor ve boyalı bölgenin alanını çıkartacağım mı? Çıkartacağım. Mor ve e, mavi bölgenin alanı çıkartacağım mı? Çıkartacağım. Ya da şöyle de diyebiliriz. Şöyle de diyebiliriz. Hocam turuncu bölgenin alanı. Bakın buraya bir C dersem Şuraya bir C dersem E hocam burası A artı C. Burası da 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 A artı +C, 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 C. Burası da Burası da Burası da. Burası da. Yani e, turuncu bölgenin alanı A artı C'den kaç tane var arkadaşlar? A artı C'den bakın. 1, 2, 3 e, 3, 4 5, 6, 7, 8 tane var. A artı C'den. E hocam A artı C'ye bakacak olursak A artı C'de şurası değil mi? Bir üçgenin alanı değil mi? Evet. E, bir üçgenin alanı da buluruz. 8 ile de çarpabiliriz. Ya da ee, bizde ne kalıyor arkadaşlar mor ve mavi boyalı bölgelerin alanları toplamı 16 π eksi 32 ise e, geri kalan da turuncu bölgenin alanıdır. O şekilde de yapabilirsiniz. Yani tüm dairenin alanından şu 8 π 16 π eksi 32'ye çıkartarak da yine sonuca ulaşırsınız. İsterseniz öyle yapın isterseniz a c alanı yani şu üçgenin alanından kaç tane varmış arkadaşlar? 8 tane var. 8 tane A artı C alanında diyebilirsiniz. Size kalmış. E biz yarıçapı R2 bulduk ya. R2 olduğundan dolayı arkadaşlar. E burası 2 iken burası da 2. E 4 ise o zaman burası 4 ise tamam olay bitti. Ne yapacağız? Dairenin alanından yani pi 4'ün karesinden neyi çıkartacağız? Şunu çıkartınca mor ve mavi boyalı bölgenin alanı çıkartınca e, turuncu bölgenin alanı kalmış oluyor. Yani pi r kareden neyi çıkartacağız? 16 pi eksi 32 çıkartacağız. Ama komple çıkartacağız unutmayın. 16 pi eksi 16 pi artı 32 yaptı. Bunlar gitti. Cevapta kaç yaptı o zaman arkadaşlar? 32 yaptı. Dolayısıyla cevabımız balık esir oldu. ABCD dik yamuk ve 90 dereceler verilmiş. Şekil 1'deki ABCD dik yamuk şeklinde kağıdın A köşesi D doğrusu boyunca katlanınca B, D ve A üstü noktası şekil 2'deki gibi doğrusal oluyor. Evet şu doğrusal olmuş arkadaşlar. Katlamayı açıyorduk. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit şeklinde düşünüyorduk. Buna göre kağıdın katlanmış halindeki A üstü ile C arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. Şimdi gençler ne yapacağız burada? Öncelikle burada Pisagor bağıntısı var. Kök 5 ve 2 kök 5. Yani burada 1, 2 kök 5 üçgeni olduğundan dolayı küçük olanın kök 5 katı. Kök 5'in kök 5 katı nedir? Hocam burası 5. E sana 7'yi vermiş. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit olduğundan dolayı şu katlamada bu kenar buraya mı denk geliyor arkadaşlar? Evet. Yani burası 5 ise arkadaşlar şurası 5 ise e, bunun tamamı 7 olacağından buraya kaç kaldı? 2 kaldı. Şimdi bizden A üstü C uzunluğu isteniyor. Arkadaşlar A üstü C uzunluğunu bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki şekilde de 90 derece var. O zaman 90 derece karşılık getirmemiz gerekiyor. İlk etapta baktığımız zaman sanki şöyle yapmak çok mantıklıymış gibi geliyor. Hani bunu 90 dereceye karşılık getireceğiz ya. Hani 90 dereceye karşılık getirmek için bir hamle ne yapabiliriz? Hocam şuradan bir 90 dereceye karşılık getirebiliriz. Ama burada sıkıntı. 5'e 2 oran var. 5'e 2 orandan dolayı burası 2 kök 5 bölü bilmem ne oluyor arkadaşlar. Gerek var mı? Bence gerek yok. Buradan da yapılabilir ama sıkıntı olur. İşlem kalabalığı olur. Ben buna karşılık bir 90 derece getireceğim. Başka nasıl bir seçenek olabilir mesela? Hocam bu 90 dereceyi şöyle de getirebiliriz. Şuradan da bir 90 derece çizebiliriz. E burada da bir kelebek benzerliği olmuş oluyor. E kelebek benzerliğinde yine sıkıntı oluyor aslında. 5'e 2 oran var. Hocam 5'e 2 orandan buradaki oran da yine bölülü bir şey çıkıyor. Başka türlü bir hamle yapmalıyım. Ya çıkar mı çıkar. Ama işlem kalabalığıyla çıkar. Daha güzel bir şekilde bir şey bulmalıyız. Hocam başka türlü A üstü C'ye karşı 90 dereceyi ben şu şekilde bir dik çizerek de elde edebilir miyim? Edebilirim. A, ben bunu bulursam e, şurası da bulunur. Burası da bulunur. Ondan sonra Pisagor bağıntısından şurayı bulabilirim. Şimdi burada ne yapacağım? A dikten dik çizilmiş. Öklit. Öklit bağıntılarıyla şurayı, şurayı ve şurayı bulabilirim arkadaşlar. İsterseniz önce kök 5'in karesi şu çarpı tamamından şu A diyelim burayı. Kök 5'in karesi neye eşittir arkadaşlar? A çarpı 5. A çarpı 5'ten yani 5 eşittir. A çarpı 5 oldu. A'yı da buradan kaç bulduk arkadaşlar? 1 bulduk. Evet A 1 çıktı. A ne güzel. Burası 1 çıktıysa burası 4 çıktı. E hocam 1 kök 5. O zaman burası da 2 mi yaptı? Aynen öyle. E artık burada bir Pisagor bağıntısı yapabiliriz. Ne var burada arkadaşlar Pisagor bağıntısında? Bir kenarımız 2. Diğer kenarımız 3. Buraya da x diyecek olursam x'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı 3'ün karesi olduğundan 4 artı 9'dan e, kaç yaptı? 13 yaptı. O zaman x buradan kaça eşit oldu? Kök 13'e eşit oldu arkadaşlar. Dediğimiz gibi yapabilirsiniz. Çok hamle var. E, bunun dik üçgenli soru olduğu belli. Sevor bağıntısından çıkacağı belli. E, ama orada bazen ezbere iş yapmamak lazım. E, çizeceğiniz dike de dikkat etmeniz lazım. Çizeceğiniz dik de bazen işlemi kolaylaştırabiliyor arkadaşlar. Şekil da gördüğünüz gibi. Evet sanırım en kolay çözüm bu oldu arkadaşlar. O zaman cevabımız kök 13 oldu. Yani cevap denizli oldu arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre EDX kaçtır diye soruluyor. Hocam alfa ile iki alfa arasında bir ilişki kuracağım ama burada bir ikiz kenarı var da mevcut. İnsan olan ne yapar? Tabana ait yükseklik çizer hocam. Hemen çizdiniz. Çizdiğiniz zaman tabana ait yükseklik en azından alfa ile iki alfa arasında bir bağıntı yoktu ama bağıntıyı kurabildiniz. Hocam burası da alfa alfa oldu. Çünkü ikiz kenarda çizilen yükseklik hem kenar ortaydır hem de açı ortaydır arkadaşlar. Ee ben burada bu açı ortayı şimdi ile e, alfa arasında ilişkiyi kurabilir miyim? Kurabilirim tabii ki. Bak buradan ne çıktı? Açı ortaylık çıktı. Dikkat. Şuradaki doğru açı ortay doğrusu oldu. Açı ortayda kola bir dik çizilmiş. Ne yapalım? Diğer kola da biz bir dik çizebilir miyiz arkadaşlar? Evet. Açı ortayın mantığını kullanıyorum. Açı ortayda kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Yani burası iki kök ki ise burası da ne olacak arkadaşlar? İki kök 2 olacak. E burada bir öklit bağıntısı oluştu. Diklendik çizildi. E buraya bir A dersem burası da 5 kök eksi A değil midir arkadaşlar? Evet. Öktü uygulayalım bakalım. 2 kök 2'nin karesi eşittir. A çarpı 5 kök 2 eksi A'ya eşit. Valla arkadaşlar ben burada 2 kök 2'nin karesinin kaç olduğunu biliyorum. 4, 8 olduğunu biliyorum. E buradaki 8'den dolayı burada çarpanları ayırma yöntemiyle sonuca ulaşabiliriz aslında ama hisset kardeşim hisset. 8 neyle neyin çarpımı? Kök 2 ile. E burada kök 2'li bir değer var. O zaman A kök 2'li bir şey olacak kök 2 yazarsam kök 2 çarpı burası da 4 kök 2 yapıyor. Evet kök 2 yazdığımda burası da 4 kök 2 yapıyor. Kök 2 ile 4 kök 2'nin çarpımı 8 yapıyor mu yapıyor. O zaman a dediğimiz değer kök 2 oldu. E o zaman artık arkadaşlar burası da ne oldu arkadaşlar? 4 kök 2'ye eşit oldu. E artık burada bir pisagor yakışır arkadaşlar. Kök 2, 2 kök 2 e o zaman pisagor bağıntısından 1, 2 kök 5 üçgeninden kök 2'nin kök 5 katı olacaktır x de buradan kökünün, kök 2'nin kök 5 katından dolayı Bir, iki, kök 10 olacaktır. 1 2 kök 5 üçgeninde biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bilin, uygulayın. Çok uyguluyoruz bunu lütfen. Evet cevap böylelikle ne çıktı? Denizli çıktı. ABC BCD 120 derece verilmiş ve bunlar 7 kök 3 olarak verilmiş. A noktasına teğet olan O merkezli yarıçapı 3 birim olan çember yüzeyler üzerinden D noktasına getiriliyor. Buna göre çemberin merkezinin bakın merkezinin aldığı yol nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi gençler burada ne yapalım? Şu çemberin merkezi buradayken atıyorum çemberimiz şöyle şuraya geldi diyelim. Şuraya bir çember çizeyim öncelikle. Aynı bir çemberi. Şuradan da bir kopyala yapıştır olayını şöyle bir yapayım. Daha güzel bir şekilde anlatayım size. Bakın çemberimiz buraya gelse. Şunu biraz daha küçülteyim. Şöyle aynısı olsun mu? Olsun. ha çember buraya gelse merkezi şu şekilde mi olacak arkadaşlar? Evet merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektikten dolayı bizim merkezimiz nasıl hareket edecek arkadaşlar? Şöyle bir dikdörtgen boyunca hareket edecek. Ta ki nereye kadar arkadaşlar? Ta ki şuraya kadar. Bakın. Şunu şuraya geldi. Ta ki buraya kadar. E buradan sonrasında ne olacak arkadaşlar? Buraya kadar böyle devam etti. Hocam merkez T'ye çektik. Buradan sonra bir dönme hareketi olmayacak mı arkadaşlar? Hop şöyle bir dönme hareketi olacak. Bakın dikkat edin buraya dikkat dikkat dikkat. Şu merkezimiz buradayken bizim çemberimiz geldiği zaman bir daha kopyala yapıştır yapayım şöyle. Bizim çemberimiz tam o noktada şöyle bir dönme hareketi yaptım arkadaşlar. Yaptı. O merkez döndüğü zaman şöyle bir dönüş yaptığı zaman şöyle oldu. Merkezi buraya mı geldi? Evet. Merkez T'ye çektik yaptık mı? Yaptık. Sonra çemberimiz yine aynı şekilde devam edecek mi böyle? devam etti. Böyle devam ettiği zaman da yine merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik olacak mı arkadaşlar? Olacak. Merkez T'ye çektik olduğundan dolayı çemberimiz yine bu şekilde devam edecek. Yine aynen böyle devam ediyor. Ta ki nereye kadar arkadaşlar? Ta ki şuraya 120 derece teğet olana kadar. Peki buradan sonra nasıl hareket edecek? Şimdi buradan sonra nasıl hareket edecek? Ta buraya kadar geldi böyle. Buradan sonra da hop buraya kadar böyle dümdüz hareket edecek. Burada da merkez teğet çektik yapacak olursak. Bize merkezin aldığı yol soruluyor. Yani şu uzunluk artı bu uzunluk artı bu uzunluk soruluyor. E hocam, burada da merkez yolu almıyor mu? Merkez şöyle yolladı arkadaşlar. Dikkat edin, şurada da çemberimiz böyle bir dönme hareketi yapacak ya. Şöyle bir dairesel bir dönüş olmayacak mı? Çünkü bu nokta etrafında dönme olacak. Bunun yarı çapı kaç verilmişti arkadaşlar? Yarı çapı 3 verilmişti. E burası 120 derece olduğundan, burası da 90 derece olduğundan dikkat. 90, 90, 180. Tamamının üçü yapması için 120'si buradaysa burası da 60 derece mi oldu? Evet şurada bir 60 derecelik bir yay uzunluğu var. Yani o zaman ne diyeceğiz? 7 kök 3 elimizde var. Şuradan şuraya. Sonra bir hop şöyle bir yay hareketi yapıyor. O da 2 pi re, 60 bölü 360'lık bir yay hareketi yaptı. Artı hocam buradan buraya gidiyor ama buradan buraya geldiği zaman yine bir merkez teğet çektik yapalım mı arkadaşlar? Şöyle yapalım. Buradan buraya geliyor yalnız. Bak 7 kök 3 kadar gelmiyor. E burada da bir merkez teğet çektik yapacak olursak şöyle. Arkadaşlar buraya da bir dikkat edelim böyle. 90 derece 90 derece şu uzunluğu ve şu uzunluğu bulmalıyız arkadaşlar biz. Bu uzunluğu bulursak buradaki aldığı yolda bulmuş oluruz. E hocam burası da yarıçap burası da yarıçap çap. E, merkez teğet merkez teğet çektik. Burası da 3 burası da 3. Kollara çizilen eşit. Hatta bu teğet teğet şunu şöyle merkezden çizecek olursak bu açı ortam olmak zorunda değil mi arkadaşlar? Çünkü teğet teğet olunca e, merkezden geçtiği zaman açı orta oluyordu. O zaman bunun tamamı 120 ise burası 60 oldu. E, 60'ın karşısı burada 3 ise 30'un karşısı kaç olacaktır? Şekil küçük tam çizemiyorum arkadaşlar. E o zaman burası da 60'ı karşısı 3 ise 30'un karşısı 3'ün köküçe bölünmüş hali. Yani burası köküç yapar hatta burası da köküç yapar. O zaman bu uzunluğa kaç kaldı? Burası köküç ise tamamı 7 köküç olduğundan burası 6 köküç yani yukarısı da 6 köküç yaptı. E hocam aynı şekilde burası da köküç ise burası da 6 köküç oldu o zaman. Çünkü tamamı 7 köküçtü. E, burası da 6 köküç oldu mu? Oldu. O zaman merkezin aldığı yol. Şunu yazmıştık. 7 köküç. Sonra e, şu yay uzunluğunu yazmıştık. Sonra 6 köküç buradan gitti. Bir daha 6 köküç buradan gitti. Yani 12 köküç daha ekleyeceğim. O zaman toplam kaç yapıyor? 12 ve 7. 19 köküç artı şuradaki 2 kere 3 6. 60 ile çarpsan 360 bu da gitti. O zaman bu da pi mi yaptı arkadaşlar? Evet cevabımız 19 kök 3 artı pi'ye eşit olmuş oldu arkadaşlar. Yani cevap akçay oldu. Yukarıdaki şekilde o merkezi çeyrek dairenin içerisine bir dikdörtgen çizilmiş. OC'yi 4 vermiş. Boyalı bölgenin çevreleri toplamı kaçtır diye soruluyor. Boyalı bölgenin çevreleri toplamı. Arkadaşlar öncelikle şuna bakacak olursak. Şurası artı, burası artı, burası artı, burası artı. Bu yay artı bu yay. Arkadaşlar çok kolay. Ee, şu toplam yay zaten çeyrek daire. Yarı çapı 4 değil mi? Evet yarı çapı 4 olduğuna göre şu yarı çapı şöyle 4 diye gösterelim isterseniz. Yani e, şu ikisinin toplamı bakın. Şununla şunun toplamı bir çeyrek daire yapıyor arkadaşlar. O da 2 pi r bölü 4 yaptı. Artı hocam şu artı şu artı şu artı şu. Yani böyle dikeyler ve yataylar toplamında ne yapıyorduk? Dikeylere ayrı yataylara ayrı bakıyorduk. E hocam şu iki dikeye ayrı bakacak olursak şununla şunun toplamı ne yapıyor? Bak şununla şunun toplamı aslında bu uzunluk buraya eşit değil mi? Bir yarı çap eşit değil mi arkadaşlar bu? Evet dikeyler artı yataylar diyelim. Şurası ne yaptı arkadaşlar? 2 pi yaptı mı yaptı? Şu dikey toplamı ne yaptı? Hocam bu buraya denk geldiğinden dolayı şu ikisinin toplamı yaptı. O da bir yarı çap yaptı. Yani yarı çap artı yataylar toplamına bakalım. Hocam yataylar toplamı da şu artı şu. E zaten buradaki uzunluk buraya eşit. E şu ikisinin toplamı yapıyor. E bu ikisinin toplamı da ne yapıyor? O da bir yarıçap yapıyor. O da 4 diyeceğiz. E o zaman bize verilen şu taralı bölgenin çevreleri toplamı ne yapıyor arkadaşlar? Bir çeyrek daire. Bir de e, şu yataylar bir yarıçap. Bu yataylar da bir yarıçap. Yani çeyrek daire artı dikey artı yatay toplamda kaç yapıyor? 2 pi artı 8'e eşit oluyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Dikdörtgenli toplamlarda paralel kenarlı toplamlarda karşımıza çıkan bir ifadeydi. Hatta 2022 sınavında böyle dikeyler ve yataylar toplamıyla ilgili bir e harfiyle ilgili bir soru çıkmıştı. Yani bu da dikdörtgene yani daha doğrusu çembere uyarlanmış hali arkadaşlar. Güzel bir soru. Cevabımız böyle ne, ne çıktı o zaman? Akçay çıktı. ABCD bir yamuk DC ile AB birbirine paralel. Burası K iken burası 3K verilmiş. ED uzunluğu K, burası 3K verilmiş. Bu oranlamaları yazalım. Oranlama olunca ne yapıyorduk? Alan da olsa yani alan taşıma, alan dağıtma olduğu belli arkadaşlar. Ne yapıyorduk? oranlamayı kullanıyorduk. Benzerlikle kullanmamız gerekiyordu. İki ihtimalimiz vardı. Ya içeri paralel çizecektik ki içeri paralel çizdiğimizde kelebek oluşmuşsa gittiğimiz yol doğru. Değilse o zaman dışarıya doğru oluşturuyorduk. Ne yapacağız o zaman? Hocam bunu böyle devamlı getirelim. Ama bu şekilde de yapabilirsiniz de ben maalesef bu şekilde yapamayacağım. Çünkü çözüm yeri aşıyor. E buradaki oranlamayı böyle uzatacağınıza şöyle de uzatabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. İşte bakın burada da bir kelebek benzerliği çıktı mı karşımıza arkadaşlar? Çıktı. Düzgün bir şekilde yapalım hocam şunu. Hop şöyle hop şöyle yaptığımız zaman düzgün bir şekilde oldu. Bak şimdi 1'e 3 oranını kullanabilirim. Hocam 1'e 3 oranında ne var? Şurada bir kelebek var. Kelebekteki oran 1'e 3. E 18 ise burası kaç yapıyor o zaman? 6 yapıyor. 6'yı yazdık. E hocam 1'e 3 oran var ya. Burası A ise burası da 3A değil midir? Şuradaki oranlamaları da yazalım. Özellikle alan dağıtma yaparken bütün oranlamaları yazmamız lazım. E şimdi alanı dağıtabiliriz arkadaşlar. Alan dağıtırken ne yapıyoruz? En küçük üçgenden başlıyoruz. Şuradan başlayalım. A buradan başlarsam. 6'ya 12 var burada. Alttaki alan A ise 12'de kalan nedir? 12, 12'deki alan nedir? 2A'dır. Çünkü tabanda 1'e 2 oran var. E alanda da 1'e 2 oran olacak. Sonra Hocam A'da kalan 3A ise e, 3 ade kalan kaç yapacaktır o zaman? Bakın şurada A'dan 3A'ya geçiş yapıyorum. A'dan 3A'ya geçiş yaparken dikkat dikkat e, A'daki ve 3A'daki tepe noktaları C noktası yaptı. A'da kalan 3A ise 3 adaki kalan da kaç katı olacaktır? 9 katı olacaktır. Çünkü A'da 3 katı 3A'da da yine 3 katı 9, 9A oldu. E 9A54 ise buradan bir şeyi bulduk. 9A54 ise A'yı buradan kaç bulduk? 6. Yamuğun alanı isteniyor bizden. E şurası kaldı. E ben burayı da arkadaşlar şuradaki kelebekten bir daha atabilirim. Kelebekteki oran 1'e 3 değil mi? Evet. 1 bölü 3'ün karesi nedir arkadaşlar? Benzerlik alan ilişkisi 1 bölü 9. O zaman alanlar oranı 1'e 9 olacak. Yani burası kaç olacak? 9A olacak. Yamuğun alanı kaç yaptı arkadaşlar? Yamuğun alanı 9A burada. 9A burada. 2A da burada. 9, 9, 18, 20A mı yaptı? Evet bizden 20A isteniyor. arkadaşlar A alanı zaten 6 olduğundan 20 ile 6'nın çarpımı da kaç yapıyor? 120 yapıyor. Bildiğiniz üçgen. Üçgende alan muhabbeti arkadaşlar yamukta sorulmuş. Evet cevabımız böylelikle C.Han çıktı. Şekilde o merkezde yarıçapları 2 santimetre ve kök 13 santimetre olan iki çember verilmiştir. Aklımızda bulunsun. Küçük çember ABC üçgenin kenarlarına teğet işte büyük çemberde B ve C noktalarından geçmektedir. AB ile AC eşit vermiş. Evet bunu ikiz kenar vermiş. Ikiz kenarlı kullanacağım. Arkadaşlar bu teğet teğet. Bakın dikkat edin. Şu teğet teğet merkezden geçtiği zaman ne oluyordu arkadaşlar? Merkezden geçen hop açıortay ortay doğrusu mu oluyordu? Evet. E hocam ikiz kenarda çizilen Açı ortay aynı zamanda yükseklik değil midir? Evet bunun devamı yükseklik olmak zorunda. E zaten sen burada o zaman bu doğrusal mı oldu arkadaşlar? Doğrusal oldu. Çünkü açı ortayın devamı yüksekliktir. Hatta merkezde çektik olduğundan bu da doğrusallığını kesin ama kesin söyleyebiliriz. Burada yarı çapını kaç vermişti? 2. E, büyüğün yarı çapını vermişti. Kök 13. En etkili silahımız neydi? Yarı çap. Al sana yarı çap. Hocam bu da bizim kök 13. Bitti mi? Evet. Pisagor bağıntısından burayı bulur muyuz? Buluruz arkadaşlar. Buraya bir a diyecek olursak kök 13'ün karesi eşittir a kare artı 2'nin karesi olduğundan e 13'ten 4 çıktı 9 eşittir a kare olduğundan a'yı da buradan kaç buluruz? 3. Hocam a dediğimiz yer 3 oldu. E merkez teğet çektik oldu burada ama büyük çemberde de kiriş olduğundan merkez kiriş çektik oldu. İki eş parçaya böldüm burası böldü. E arkadaşlar zaten x kenarda çizilen yükseklik konumundaydı bu. O yüzden iki eş parçaya böldüğünü de söyleyebiliriz. E şimdi ne yapacağız? Eee, hocam bak bu da açı ortay. Bak burada da bir teğet teğet var. Teğet teğet merkezden geçen bu da açı ortay mı? Evet. E hocam ben şu üçgende artık işlemi yapabilirim. Güzel bir şeyler çıktı burada arkadaşlar. Bakın teğet teğet açı ortay oldu bu. E açı ortayda ne var burada arkadaşlar? Ya kollar oranı tabanlar oranı yapıyorduk ya da açı ortayın bu tarafındaki oran bu tarafında var diye söylüyorduk. Şöyle baktığımız zaman bu tarafındaki oran hocam soldan sağa 3'e 2 ise burada da soldan sağa 3'e 2 midir? Aynen öyle. Yani şurası 3K iken burası ne olacaktır arkadaşlar? 2K olacaktır. E artık sarı üçgende yani şuradaki üçgende ne yapabiliriz? Bir Pisagor bağıntısı yapabiliriz. E burası 3K burası 2K artı 2. Burası da 3 olduğundan dolayı 3K'nın karesi özel üçgen yok sanki. 2K artı 2'nin karesi artı 3'ün karesi diyeceğiz. İşlem yapacağız. Maalesef özel üçgen yok. Şuraya 3 ya. Acaba 3 4 5 üçgeni mi? Yok. Bu 4 olması için K yerine 1 yazarız. 1 yazdığımızda da burası 3 yapıyor arkadaşlar. 3 4 3 üçgen oldu. Olmaz. Mecbur bunu açacağız. Açalım bakalım. 9 K kare eşittir. Şunu açtığımız zaman 4 K kare artı 2 ile bu ikisini çarpma. 8 K artı 4 artı 9 mu yaptı arkadaşlar? Evet. Şimdi burası kaç oldu? Öbür tarafa attık. 5 K kare yaptı. 5 K kare. E, artı 8 K var. Eksi 8 K oldu. Artı 13 var. Öbür tarafa geçince eksi 13 oldu mu? Oldu. E hocam burası 5K'ya K dersek burası da 13'e 1 dersek çapraz çarpımlarının toplamları eksi 8'i verecek. O zaman ben buraya eksi buraya artı dersem 5K eksi 13K eksi 8K veriyor mu? Veriyor. Yani bu niye eşit oldu? 5K eksi 13 çarpı K artı 1 oldu arkadaşlar. E ya bu 0'a eşittir? Yani bu 0'a eşitmiş. E o zaman ya bu sıfıra eşittir. Orada buradan k eksi 1 gelir. E k değeri negatif olamayacağından böyle bir değer asla olamaz. Ya da bu sıfıra eşittir. E burası 5k eksi 13 eşit 0 dersek 5k eşittir 13 olur. K'yı da buradan 13 bölü 5 mi buluruz arkadaşlar? Evet cevabımız 13 bölü 5 olmadı. Bizden ne isteniyor? AB, AC isteniyor. AB uzunluğu nedir arkadaşlar? AB uzunluğu 3K olduğundan dolayı K yerine de 13 bölü 5 yazarsak cevabımız kaç çıkıyor o zaman arkadaşlar? 39 bölü 5 çıkıyor. Yani cevap böylelikle balık esir oldu. A ve B orta noktaları etrafında dönebilen şekil 1'deki düşey konumda yere paralel paravanın üst kısmı zeminde 260 santimetre alt kısmı da 20 santimetre yükseklidir. Evet alt kısmı 20 santimetre yükseklikte üst kısmı 260 santimetre yükseklikte. O zaman buraya ne kaldı? 240 kaldı ve tam orta noktalarından bağlandığı için şurası 120, burası da 120 yaptım arkadaşlar. yaptım. Tamam bana verilen bilgileri şu an kullandım. Aylin paravanı AB etrafında 60 derece döndürdüğünde Evet 60 derece döndürüyorum. Arkadaşlar önceden bizden ne isteniyor? Üst kısmının zemin olan uzaklığı. Önceden bizim paravan böyle miydi? 60 derece döndürdüm bak şöyle. Şuraya mı geliyor? Paravan nereye kadardı arkadaşlar? Şu direğin üstüne kadardı. Bakın şu direğin üstüne kadardı. Şimdi ben paravanı döndürdüm. Şuraya mı denk geldi? Evet. Buraya denk geldiği zaman buradaki noktanın zemine olan uzaklığı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi burada biz ne yapacağız? Arkadaşlar şurada ben 60 derece döndürdüm mü şunu? Döndürdüm. Şurayı kaç derece döndürüm? 60. E burası 60 derece ise şuradan şuraya dik çizecek olursam burası dikse burası 30 derece mi oldu? Evet. Unutma şuradaki açı kaç derece? 30. Şuradaki uzunluğu kaç bulmuştuk? 120. Hocam burası 120. E hocam 90'ın karşısı 120 ise 30'un karşısı kaç çıktı? 60 çıktı. Yani şuradaki orta noktaya kadar olan ki mesafe 60 çıktı. E bu orta noktadan şuraya olan mesafede 120 artı 20'den buraya kadar ki mesafede 120 artı 20'den 140 değil mi? E hocam şurayı 60 buldum. Şuradan dik çizdiğimde şuraya bir mesafeye kadar olan mesafe. Burası da zaten 200, 140 zaten şuraya baktığınız zaman 140. E 140 ile 60'ı toplamı isteniyor. E 140 ile 60'ı toplamı da kaç yapar? 200 yapar. Şu uç noktasının en üst seviyesinin zemine olan uzaklığı kaç yaptı arkadaşlar? 200 yaptı. Yani cevap Cihan oldu. <laughs>